Biz bir şekilde Tekirdağ'dayız. Keşke vesile bu olmasaydı elbette. Sevgili Göknur'u ziyarete geldik. Malumunuz üzücü bir olay yaşandı. Bu konuda canımız çok sıkılıyor, gerçekten sıkılıyor. Bu ve bunun gibi olaylar canımızı çok derinden sıkıyor. İnsanlığımızı hatırlamamız gerekiyor. Vicdanımızı, bu toplumun ahlakını hatırlamamız gerekiyor. Sevgili Göknur'a olmadı. Bir tercihinden dolayı saldırıda bulunmak, bir linç kültürünün toplumda yer etmesi, bunlar hepimizin sorunu. Yani bu şu anda belki simgesel buradayız. Konu ne Göknur, ne Ekrem İmamoğlu. Konu aslında şu anda toplumun ahlakı ve vicdanı. Bunu konuşmamız ve bunu çözmemiz lazım. Yani hepimiz ama her şeyden önce insanız. Hepimiz her şeyden önce işte kadınız, erkeğiz, anneyiz, babayız, çocuğuz. Dolayısıyla yani makam, mevki, siyaset o kadar ilginç ve enteresan yerlere doğru gidiyor ki sanki hayat adına her şey orada var. Yok, hayat burada işte. Göknur'un şu dünyasına bakar mısınız? Girer girmez o kadar pozitif etkilendim ki. Yani arkasında müthiş bir hikaye olan bir insan. Sağlığıyla ilgili mücadele veriyor. Gayet güzel bir şekilde, insani bir şekilde çare arıyor. Bu ülkenin cumhurbaşkanlığına gidiyor. Bunların hepsi çok güzel şeyler. Gitmeli. Herkes gidebilmeli. Aslında hepsi simgesel tavırlar. Hayallerini burada kuruyor. Belki de gördüğüm en şık kuaförlerden bir tanesini üretmiş burada. Kendisi kendi mesleğinde başarılar elde etmiş. Ve bu bir başarı öyküsü. Aynı zamanda vicdanını yansıtmış. Sağlığıyla ilgili mücadelesinde bu ülkenin cumhurbaşkanından çare aramış. Bu ne kadar güzel bir şey, olması gereken. Yani o günün de bunu başka türlü yorumlayanlar da yanlış yapıyor, yapmıştır. Bugün de aynı şey geçer. Bugün de sevgili Göknur hür iradesiyle, aklıyla, fikriyle bir karar vermiş. Birine destek oluyor. Diyor ki ben onun olmasını istiyorum. Orada yaşamıyor olabilir, İstanbul'da yaşamıyor olabilir ama bir tercihte bulunuyor. Bir dekont paylaşıyor. Güzel de bir mesaj var. Her şey çok güzel olacak diyor. Ne var burada? Birini mi kötüledi? Birine mi hakaret etti? Bir şey mi yaptı? Yok. O bakımdan toplum vicdanı dediğim iş çok önemli. Ve neticesinde sevgili Göknur bir saldırıya uğruyor. Niye? Topluma öyle bir hale getirilmiş ki toplum, işte bir sosyal medya üzerinden yayılan ve yaydırılan bir takım işler, öfkeler, hakaretler, belki onun etkisi altında kalan birisi, belki onu yapanlardan birisi, bilemem. Ama neticede gerçekten hepimizi rahatsız eden, üzen bir olayla karşı karşıya geliyor. Allah korumuş. Sağlığından dolayı çok mutluyum. Annesine, babasına, kendisine geçmiş olsun diyorum. Yani şu güzel dükkan, hani çok, ben tabii erkek olduğum için makyaj yapamıyorum yani. Keşke makyaj yapma şeyim olsa buraya gelirim, öyle söyleyeyim. İnşallah. Ya insanın böyle güzel bir dünya kurabilmesi kadar kıymetli bir şey yok. Herkes kendi alanında güzel dünyalar kurabilmeli ki bu ülke güzel olsun. Göknur onu yapabilmiş. Onun için benim için çok değerli, çok önemli. O toplumun bu süreçlerden kurtulması lazım. Yani gazetecimizi aradım, defalarca görüştüm. Sayın Demirağ saldırıya uğruyor. Yani ölümle burun buruna geliyor. Bir linç kültürü daha. Daha kötüsü bu tür eylemleri yapan insanlar serbest kalıyor. Olacak şey değil. Daha yakın bir zamanda bana göre Türkiye Cumhuriyeti tarihinin
en acı olaylarından biridir 21 Nisan'da yaşanan, Sayın Genel Başkanımızın başına gelen. O da yaratılan bir linç ortamının, linç kültürünün önemli bir sorunudur, günüdür, yaşanmış bir olaydır. Onun da sorumluları dışarıda. Göknur'a bu hareketi yapan kişinin mutlak bulunması konusunda hızlıca emniyet birimlerimizin ciddi bir araştırma yapıp o kişiyi bulup sorgulamasının şart olduğunu düşünüyorum. Yani o bakımdan çok geçmiş olsun diyorum. İnşallah güzel günlerde Göknur'la buluşuruz, geliriz, çayını kahvesini içeriz bir gün burada. Çok geçmiş olsun demeye geldim. Siz içeride konuştunuz baş başa ama biz de merak ediyoruz Göknur o an neler oldu, neler yaşadılar, hiç sana bunu yapanla bir diyalog geçti mi aranızda? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim, siyasete gerçekten alet olmak istemiyorum. Ben siyasetçi değilim, ben makyözüm, benim burada küçük bir dünyam var. Kendi içinde de büyük olan bir dünyam var. Şampiyonluklarım var, bunlar konuşulması gerekiyor. Kanser hastalığına yakalandım. Kanser hastalarının tüm Türkiye'de acısı olduğum Sayın Cumhurbaşkanımıza gittim ki onun yanında olmaktan da gurur duydum. Her defasında söyledim. Ondan parti tutmam. Ben kişi tutarım. Kişinin fikri benim fikrime yatkınsa evet o kişiyi desteklerim. A parti, B parti önemli değil. Yani ben artık istiyorum ki kanser hastası oldum, bu kötü bir şey benim başıma geldi. Ama kanser hastaları yani dikkatinizi çekiyorum bilmiyorum. Son 3-4 yıldır daha fazla konuşur hale geldik. Bir elçi oldum. Şimdi eğer ben bu bıçaklanma olayını yaşadıysam inşallah dediğim gibi bu herkes birbirinden nefret kalkar da barış olur. Ben barış istiyorum. Ben parti tutmuyorum. Ben makyözüm. Ben parti tutmuyorum. Ve dünkü olayda da normal evimden çıktım ki 3 gündür gerçekten sosyal medyada linç oluyor bana. Öyle böyle linç değil. Yani ne ilacımı içebildim, ne yemek yiyebildim. Canım sıkıldı. Yani olaylara çok fazla canım sıkıldı. Diyorum ki ne yaptım ki ben? Dediğim anda ben bir dışarı çıkacağım. Yani evimden dışarıya çıktım. Biraz sahilde tur atayım diye. Ara sokağa, evimin düğün sokağına gittiğimde yanıma bir adam geldi. Yani o an algım açık olmadığı için yani hani bana bir şey yapacağını hiç düşünemedim. Sadece yanıma gelerek dediği şey, sen misin o yürekli dedi. Burama sapladı. Yani şurama, damarıma zaten az kalmış. Sonra ben o an anlamadım zaten ne olduğunu. Ben karnımdan bıçaklandım zannettim. Ya karnımda böyle kan görünce ben zaten turnikeyi buraya yapmaya çalıştım. Sonra işte buramdan kan çıkarken dedim herhalde kanserden ölmüyorum şu an. Onu düşündüm sadece. Ama çok şükür yine dediğim gibi yani bütün şunu da söylüyorum. Sivil toplum örgütleri nerede? 3 gündür ben gerçekten çok büyük bilinçle uğruyorum. Kadına şiddettir bu. Yani kadına şiddete hayır diyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Kendi hür iradem var. Ve kadınların da biraz korkusuz olmasını istiyorum. Bir yan olup seni telefonla destek mesajı sinyasından oldu. Akşam oldu. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aradı sağ olsun. Milletvekillerimiz aradı ama ben isimlerini bilmiyorum. Siyasetten uzak olduğum için isimlerini bilmiyorum. Çok şükür. Zaten başkanımız da geldi sağ olsun. Yani dediğim gibi ben siyaset asla ve asla hani siyasete alet de olmak istemiyorum. Yani bu olay benim başıma geldi. Geldiyse de bir barış olsun artık yani. Görsünler ben evet kanser tedavisi gören Tekirdağ'da bir normal bir makyözüm. Yani hiçbir alakam yok. Sanki bugün öyle bir şey oldu ki Türkiye böyle bir sallandı gitti geldi gibi bir Göknur damat yüzünden. Yani çok acı bir şey. Sayın Başkanım, öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu yapılan bir saldırıdan bahsettiniz. Arkasından gazeteciye kuran ama. Bunun devamı mı çıkıp dönecek mi yoksa bayramda nereye söylesin demizliğe gidiyor? İşte linç kültürü dedim ya kötü. Bunun bitmesi için bu konuda toplumsal vicdanı çalıştırmalıyız. Herkes yazacağına, çizeceğine, söyleyeceğine bu anlamda dikkat etmeli. En başta bu ülkeyi yönetenler, siyasiler yani biz. İşte belediye başkanları, milletvekilleri, genel başkanlar, bakanlar, cumhurbaşkanı, herkes. Hepimiz sözlerimize dikkat edeceğiz ve bu konuda eylemde bulunan insanlar öyle elini kolunu sallaya sallaya sağda solda gezemeyecek. Bir yandan sadece Göknur değil, sanatçılardan da size destek gelmişti. Hala da siyasetin gündeminde aslında.
Hem Cem Yılmaz'ın gösterisine de gittiniz. Kıbrıs'ta gündeme de geldi. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. Bugün de gündemde sanatçılar bu tür insanlara dal kavukluk yapmaz sözleri bugün manşetlerde. Bir sözünüzü değerlendireceksiniz. Yani ne diyeyim ki? Yani insanın hani bazen nutkutu da ne sanatçı ne diyor? Destek oluyor. Her şey çok güzel olacak diyor. Örneğin ya da kendi yaşadığı şehirle ilgili beklentileri adına bize destek oluyor. Bunun dal kavuklukla ne alakası? Şimdi eski sayfaları mı çevirelim ya? Yani eski sayfaları çevirip sporcuların, sanatçıların yaptığı işleri kampanyaya katılmalarını mı konuşalım? Bir şey mi oldu yani? O bakımdan bu olmaz. Bu olmaz. Çok yazık. Siyaset adına koca koca insanlar kötü sözler, kötü laflar söylememeli, söylemesinler. Yazık. Topluma yazık ediyorlar. Yani bu işi bitirmek lazım. Herkes işine baksın. Bakın Türkiye demokrasi sorunu yaşıyor. Yani Türkiye'de yapılmış ve kazanmış bir seçim başka bir boyuta taşındı. Bunu konuşsunlar. Ya da Türkiye'nin ekonomik sorunlarını konuşsunlar. Bıraksınlar bu işleri ya. Sanatçılar dünden daha cesur olacak. Göreceksiniz. Yani bizim insanımız iradesiyle kendi fikrini söyleyebileceğini ben biliyordum. Bunu bugün görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu memleket adına büyük bir kazanım aslında. O bakımdan kimse kimsenin sesini kısamaz korkutlara gürkülerek, işinden ederek. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Sanatçıları tehdit ederek. Ben Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptım. Yani o dönem içerisinde hiç kimsenin mevkisine makamına dokunmadan herkesten faydalanmanın adımlarını attım. Bana danışmanlık yapan, Türkiye'de önemli bir insan kaynakları uzmanı, arkadaşımın benimle danışmanlık yaptı diye Türk Hava Yolları'nda sözleşmesi iptal ediliyor. Ya ben adamla neyin danışmanlığını alıyorum? Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin insan kaynaklarının daha iyi nasıl olması konusunda danışmanlık alıyor. Bu insanın Türk Hava Yolları ile olan sözleşmesini niçin iptal ediyorsunuz? Yazık değil mi? Nedir yani? Kimin talimatı bu? Daha kötüsünü söyleyeyim mi size? Gazeteci benimle ilgili bir köşe yazısı yazmış. Demiş ki yani oy vermedim ama bu sefer düşünüyorum diyor. Ayşe Baykal mıydı? Baykal. Evet. Baykal hanımefendinin adı. Ya Bağcılar Belediyesi'nin engelli rehabilitasyonuna gönüllü katkı veriyor. Kız kardeşi orada çalışıyor. Sözleşmesi iptal ediliyor, işten çıkarıyor. Bu neyin nesi? Allah aşkına ya. Allah aşkına bu neyin nesi? Nereye kadar? Gidemezsiniz. Bir adım ileri gidemezsiniz. Olmaz. Bu millet uyanacak. Bu Ekrem meselesi değil. Bu Göknur meselesi değil. Bu memleket meselesidir. Memleket meselesidir. Bakın yani çok üzüldüm ya. Ben yaptığım bir şey değil ama gerçekten çok üzüldüm. Çaldılar kelimesini nasıl kullanırsınız ya? Nasıl kullanırsınız ya? Çaldılar. Ya bu ülkeye bakanlık yaptınız. Başbakanlık yaptınız. Meclis başkanlığı yaptınız. Ey eski meclis başkanı. Çaldılar kelimesini nasıl kullanırsınız ya? Kim? Ben diyorum ki anamın ak sütü kadar helal. Sen diyorsun ki çaldılar. Hadi bakalım. Ben size laf mı yetiştireceğim şimdi? Ya yetiştirmem. Ben sizin seviyenize inmeyeceğim. Laf yetiştirmeyeceğim size. Sadece oturun aynaya bakın. Çocuklarınıza bakın. Torunlarınıza bakın. Kendinize çekip düzen verin. İnsan olduğunuzu hatırlayın. Çocukları kullanıyorlar bu kötü laflarla. Ben 3 çocuk babasıyım. Her şeyden önce ben babayım. Ben insanı, bunu anlatmaya çalışıyorum insanlara. Nedir ya? Oy meselesi. Kazanırsak her şey çok iyi, kaybedersek her şey çok kötü. Bak Göknur burada, bakıyorsun diyor ya benim hayatım var. Vallahi ben olsam Tekirdağlıların yerinde kuyruğa girerim bu güzel kızın dükkanlarında. Bir yandan da havuz medyası başta olmak üzere size ve kampanyanıza karşı bir kampanya devam ediyor. Bu nedenle İstanbul'da il ve ilçelerde ve sizin için ekstra güvenlik önlemleri olacak mı bir önceki seçime göre? Seçim çalışmalarını bu noktada güvenliği artırmayı düşünüyor musunuz?
de karşı kampanyanın adı da daha da güzel olacak. Bu arada bugün de başladı hashtaglerle ilgilen. Ne güzel işte. Güzel, en azından güzel cümlesini hatırlattık. Yani iyi vesileler iyidir yani. Güzel cümlesini kullansınlar. Yani düne kadar terör örgütünün mesajıydı vesaire. Şimdi güzel, ya güzel, ne güzel. Daha, ve bunu 15 yaşındaki bir çocuk buluyor, söylüyoruz. Her şey çok güzel olacak Ekrem abi diyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Daha organik. Yani bu herkesin diline yayılıyor. Size şunu söyleyeyim. Elbette ki güvenlik tedbirlerimiz her geçen gün artıyor. Çünkü çevremizde her geçen gün çığ gibi insan büyüyor. Yani bir sevgi seli. Beni koruyan milyonlarca insan olduğunu hissediyorum. Ve bunu yaşamanın, ben diyorum bu bir Allah'ın lütfu diyorum. Dua ediyorum yani, ne kadar ben bu sorumluluğun altından nasıl kalkarım diye her sabah elimi yüzümü yıkadığımda aynaya bakıp birkaç dakika düşünüyorum. Nasıl kalkarım? Çünkü bu bir sorumluluk. İnsanlar size sevgisini veriyor. Size beklentilerini anlatıyor. Yani şimdi Göknur'un bana yaşattığı bir sorumluluk. Ben şimdi buradan çıktığımda yol boyu onu düşüneceğim. Dolayısıyla buradan bir sorumluluk, bir çıkarım elde etmek lazım. Yöneticilerin buna bakması lazım. Böyle bir çevrem oluştu. Allah'a şükür benim güvenliğim İstanbullulara emanettir. Topluma, insanlığa, bu toplumun vicdanına emanettir. Elbette ki güvenlik görevlilerimiz gerekeni yapıyor. Emniyetimize teşekkür ediyorum. Polislerimize teşekkür ediyorum. Onların hiçbirinin ayağına taş değmesin, burnu bile kanamasın. Onlar her zaman yanımızda, o ayrı. Ama milletin sevgisi ve vicdanı bizi koruyacaktır, hiç kuşkum yok. Göknur'dan da özür dileyerek son sorumu soracağım. Ağrısı var görüyorum ama rakibiniz Binali Yıldırım daha güzel olacak başlığıyla birlikte bir mesaj paylaştı. Büyükşehir'de küçük bir arıza çıktı. İnşallah 23 Haziran'da bu arızayı gidereceğiz dedi. Sizin az önce bahsettiğiniz kelimeden sonra küçük bir arıza benzetmesi durumda. Türkiye'de küçük değil. O süreçte çok büyük bir arıza çıktı. Demokrasi arızasını çıkardılar. Bu demokrasi arızasını Allah'ın izniyle 23 Haziran'da halkımızla beraber tedavi edeceğiz. O bakımdan dedim ya, hani tecrübe tabii ki çok önemli ama tecrübesini iyi kullanamayanlara diyorum ki bir kendilerini bir silkelesinler, bir kendilerine bir gelsinler, söyledikleri sözlere dikkat etsinler ve hani geri dönüp baktığımızda kendisini hatırlatırım. İlk gece 3700 oyla ben kazandım deyip ilk arızaya çıkaran kendisiydi. Onu da tedavi ettim. Bu sözünü de tedavi edeceğim. 23 Haziran'da demokrasiyi inşallah milletimizle beraber İstanbul'da tedavi edeceğiz. Ekrem Bey, tekrar kazanırsanız Tekirdağ'la alakalı projelerimiz olsun. Tekirdağ bizim komşumuz. Kadir abi beğenerek takip ediyoruz. Bizim her ülkemizin her noktasıyla bir ilişkimiz olacağı gibi hemen komşumuz olan Tekirdağ'la çok sıkı diyaloglarımız elbette olacaktır. İstanbul Türkiye'nin bir motor gücüdür. İstanbul iyi çalışırsa Türkiye daha iyi çalışır. Onun farkındayız. Dolayısıyla inşallah Kadir abiyle güzel işlerimiz olacak. Tamam, evet, arkadaşlar. Teşekkür ederim.